Şimdi sevgili arkadaşlar, ne yapacağız? Birleşik fiil yapacağız. Başlığımız birleşik fiil. Birleşik fiil de diyebilirim. Bunun yerine birleşik yapılı fiil diyebilirim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil kullanılmıştır? Ya da birleşik yapılı fiil kullanılmıştır? Hatta bir yazım kuralı sorusu buradan da gelebilir. Mesela der ki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiilin yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır diye soru gelebilir. Şimdi birleşik fiiller önemli bir başlıktır. Birçok konuda karşımıza çıkan bir başlıktır. Yazım kurallarında da karşımıza çıkıyor. O açıdan dikkat edin. Birleşik fiiller üçe ayrılır. Bir, yardımcı eylemle oluşanlar. Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiiller. Nelerdir sevgili arkadaşım bunlar? İsmin yanına ne getireceksin? Etmek, olmak, kılmak, eylemek, buyurmak. Hatta bir son zamanlarda yapmak durumu da var. Onu da söyleyeceğim. Şimdi ismin yanına yardımcı fiiller getiriyorum. İsmin yanına getirdiğim yardımcı fiil ne? Etmek, olmak, kılmak, eylemek, buyurmak. Arkadaşlar nasıl yazacağız peki bunu? Bunda şöyle bir olay söz konusu. Düşme, türeme olanları bitişik yazıyoruz. Düşme, türeme olanlar bitişik yazılıyor. Düşme, türeme varsa bunu ne yapacaksınız arkadaşım? Bitişik yazacaksınız. Düşme türeme yoksa ne yapacaksınız? Ayrı yazacaksınız. Tamam mı? Düşme türeme olanlar bitişik, düşme türeme yoksa ayrı yazacaksınız. Şimdi bunların yazımı da yazım yanlışlarında karşımıza çıkıyor. Peki hemen örnek verelim. Sevgili arkadaşım bakın. Emretmek, emir etmek düşme var. Hissetmek ünsüz türemesi var. Hissetmek birleşince hissetmek. Ünsüz türemesinin diğer adı ünsüz ikizleşmesidir, sakın unutma. Zannetmek ne var? Ünsüz türemesi var. Reddetmek ne var? Yumuşama var, ünsüz türemesi var. Haczetmek, haciz etmek ne var? Düşme var, ünlü düşmesi var. Defnetmek ne var? Defin etmek, ünlü düşmesi var. Feyz almak ne var? Feyiz, iyisi düşmüştür, ünlü düşmesi var. Nakletmek ne? Nakil etmek, düşme var, düşme var. Sonra neyi söyledim? Azletmek, azil, azletmek de. Azledilen falan diyorsun ya. Azletin, azledilen mesela, azledilen, azil, düşme var. Aklıma gelen böyle değişik kelimelerden olsun. İşte emretmek, söyledim. Seyretmek, seyir etmek, şükretmek, şükür etmek, kahrolmak, kahır olmak, feyz almanın feyizden geldiğini söyledik zaten. Düşme türeme varsa nasıl yazıyorum bunu? Bitişik yazıyorum. Düşme türeme yoksa ayrıca. Yani bak şimdi şuraya yazalım. Terk etmek. Nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Fark etmek. Nasıl yazılır? Ayrı. Olay yok. Ses olayı yok. Çünkü düşme türeme falan yok. Az etmek. Ayrı. Alt etmek. Ayrı. Ah eylemek. Ah eylemek. Ayrı. Azat. Bak. Dikkat et ha. Azat. Azat. T var sonunda. Azat etmek ayrı. Düşme türeme yoksa ayrı. Düşme ya da türeme varsa bitişik. Şimdi mesela şuraya birkaç tane daha yazacağım ben. Arkadaşlar şimdi etmek, olmak, kılmak, eylemek, buyurmak diyoruz ya. Namaz kılmak birleşik fiil olarak alınmıyor. Haberiniz olsun.
deniz olsun. Bir dönem alıyorduk biz. Sonrasında alınmıyor. Namaz kılmayı almıyorlar. Mesela alt etmeyi yazdın mı? Alt etmek. Ha. Yenmek manasına geliyor. Alt etmek. Arz etmeyi söyle. Benimle alay ediyor diyor. Alay etmek. Alay etmek. Ayrı yazılır. Sonra bu toplantıya başkanlık ediyor diyor. Başkanlık etmek arkadaşlar yardımcı eylemle oluşan birleşik fiildir. Şimdi şu bilgiye dikkat edin. Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiiller parçalanmaz. Yani cümlenin ögelerinde arkadaşım bu toplantıya başkanlık ediyor. Ediyor yüklem demeyeceksin. Başkanlık etmek. Başkanlık ediyor yüklem diyeceksin. Benimle alay ettiler. Ettiler yüklem demeyeceksin. Alay ettiler yüklem diyeceksin. Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiiller. Ayrı yazılanlar. Ayrı yazılmış olsa bile bunlar birleşik fiildir arkadaşlar. Bunları cümlenin ögelerinde sakın böyle şey yapmayın. Ayrı ayrı etmek olmak yüklem demeyin. Yanındakiyle beraber alacaksınız. Bu kelimelerin, ayrı yazılan bu kelimelerin size yapısı nedir diye sorduklarında birleşik yapılı olduğunu söyleyeceksiniz. Aklınızda şöyle bir algı varsa bunu hemen atın. Birleşik olan sözcükler daima bitişik yazılır. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Bunu kafandan sil at. Ayrı yazılan birleşik sözcükler diye bir başlık var yazın yanlışlarında. Ayrı yazılan birleşik sözcükler. Hani atıyorum. Deve kuşu. Birleşik bir sözcüktür ama nasıl yazıyoruz? Ayrı yazıyoruz. Neden? İşte ikinci kelime gerçek anlamını yitirmediyse ayrı yazı falan. Bak. Lütfen arkadaşım. Birleşik kelimelerin kafanda böyle bir algı olduğunu biliyorum. Öğrencilerimi duyuyorum. Arkadaşlar birleşik kelimelerin daima bitişik yazılacak diye bir kural yok. Dikkat edin. Evet. Başkanlık etmek dedik. Evlat edinmek. Evlat edinmek. Sonra ahirlemeyi söyledim. Taburcu olmak. Hastaneden taburcu oldu diyor. Oldu yüklem demeyeceksin. Taburcu oldu yüklem diyeceksin. Tamam mı? Taburcu olmak. Yardımcı olmak. Yardımcı olmak. Bu işte bana yardımcı oldu. Oldu yüklem demeyeceksin. Yardımcı oldu yüklem diyeceksin. Başvurusu kabul oldu. Kabul olmak. Mecbur kılmak. Mecbur kılmak, mecbur kılmak, mutlu kılmak, mutlu kılmak, bunlar birleşik fiildir. Ortamı huzurlu kılıyor, huzurlu kılmak. Tamam mı arkadaşlar? Bunlara dikkat edin. Bir de günümüzde arkadaşlar yapmak fiilini, günümüzde yapmak fiilini de birleşik fiil oluşturuyoruz. Hemen şöyle bir sileceğim. Tahtayı aldıysanız. Aldınız. Hemen şu ifadeyi sileceğim. Şöyle. Günümüzde yapmak fiili de birleşik fiil oluşturuluyor. Mesela askerlik yapmak, tatil yapmak, park yapmak, ayrım yapmak, tatil yapmak, askerlik yapmak. Buraya park yapmayın diyorlar ya mesela park yapmak, park etmek, park yapmak, park yapmak ya da ayrım yapmak, ayrım yapmak. Bunlar da yine yardımcı eylemle oluşan birleşik fiildir sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle yine bir soru yazayım size. Siliyorum burayı. Derslerde Bana yardım ediyor. Bak şimdi. Derslerde bana yardım ediyor. Ögelerini bulun desen. Yardım ediyordu yüklem diyeceksin. Tamam mı? Yardım eden kim? O. Gizli özne. Kime yardım ediyordu? Bana. Dolaylı tümeç. Dolaylı tümecin diğer adı yer tamlayıcısıdır. Nerede yardım ediyor? Derslerde o da ayrı bir dolaylı tümeç. Bana kelimesinde hangi ses olayı var? Ünlü değişimi.
Ünlü değişiminin diğer adı ne? Ünlü kalınlaşması. Peki yardım ediyordu da etmek fiil mi? Burada bir yumuşama olmuş mu? Olmuş. Fiil ve yor ikilinin arasına giren i'ler hiçbir ses olayı değildir. Sakın ona ünlü türemesi falan demeyin. Fiillerde ünlü türemesi diye bir olay yoktur. Fiillerde ünlü türemesi olmaz. Tamam mı? Yardım ediyordu, etmek fiil. Yor, şimdiki zaman ki peki. Üzerine bir de ne gelmiş? Du. Oradaki du ne? Oradaki du da idi. Yani ek fiil. Sevgili arkadaşlar, iyi. Bu cümlenin yüklemi. Bu cümlenin yüklemi. Yapısı bakımından ne diyeceksin? Birleşik yapımı diyeceksin. Hangi birleşik içinde? Yardımcı eylemle oluşan birleşik içinde. Peki burada aynı zamanda iyi mi? Fiilden sonra ki peki üstüne bir de idi, imiş, iseden biri gelmiş öyle değil mi? Yok şimdiki zaman ki peki. Üzerine bir de idi gelmiş. Arkadaşlar şimdiki zaman yani ki pekinden sonra üzerine bir de idi, imiş, iseden biri gelirse bunun adına da ne diyeceksiniz? Bu kalıbın adına da birleşik zamanlı ya da birleşik çekimli fiil diyeceksiniz. Tamam mı? Demek ki burası hem birleşik yapılı hem birleşik zamanlı bir fiildir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi hem birleşik yapılı hem birleşik zamanlıdır diye soru gelecek. İşte birleşik yapı, birleşik zaman. Birleşik yapılı fiilin diğer adı sadece birleşik fiildir. Birleşik fiil, birleşik yapılı fiil. Birleşik zamanlı fiilin diğer adı da birleşik çekimli fiildir. Birleşik çekim, birleşik zaman. Bunlar aynı şeyler değil. Bunlar aynı şeyler değil. Şimdi arkadaşlar hemen yine bir bilgi söyleyeceğim size. Ben bu birleşik fiilleri videolarda üçe böleceğim. Yardımcı eylemle oluşanları şimdi anlatacağım. Bir videoda kuramlı birleşik anlatacağım. Bir videoda da anlamca kaynaşmış birleşik fiil anlatacağım. Şimdi sevgili arkadaşlar, yardımcı eylemle oluşan birleşik fiillerde şöyle bir olaya dikkat etmeniz gerekiyor. Etmek, olmak fiillerini tek başına kullanabilirseniz yardımcı eylem olmazlar. Mesela bu araba 300.000 sayılar yazıyla yazıldığında ayrıdır. Bu araba 300.000 eder. Eder yükler. Etmek fiilini tek başına kullandı mı? Kullandı. Burada birleşik fiil yok. Burada birleşik fiil yoktur. Etmek, olmak fiilleri cümle tek başına kullanıldıklarında birleşik fiil kabul edilmezler. Bunların birleşik olabilmesi için önündeki isimle kalıplaşmaları gerekir. İnsan ne ederse kendine eder. Eder yükler. Kendine etmek diye bir şey yok. Eder yükler. Tek başına kullandın mı? Kullandım. Birleşik fiil değildir. Bu yıl karpuzlar erken oldu. Oldu yükler. Tek başına kullandın mı? Evet. Erken olmak diye bir şey yok. Oldu yükler. Tek başına kullandın. Birleşik fiil değildir arkadaşlar. Aşağı benim yazdığım hepsini söyledim galiba. Var mı sıkıntı burada da? Etmek, olmak fiili tek başına kullanılıyorsa ki bunlar arkadaşlar bilinen bu örnekleri veriyorlar zaten sizlere de. Tek başına kullanılırsa bunlar birleşik fiil olmuyorlar. Şimdi gel çok önemli kısma. O da ne biliyor musunuz? İstisna olarak verdiğimiz yani içinde ses olayı var mı yok mu diye bakmadan bitişik yazdığımız fiiller var. Burası çok önemli. Burası yazım kuralları için çok önemli. Lütfen iyi öğrenin sevgili arkadaşım. Bunları daima bitişik yazacağız. Bakın neler var bunlar. İyi dinle. Şimdi gasp etmek.
gaspetmek bitişik yazılıyor. Darma. Tamam mı? Gaspetmek bitişik ve görüyorsun işte B yazılıyor. Ve bitişik yazılıyor. Gaspetmek. Darbetmek bitişik yazılıyor. Darbetmek. Çok sık soruluyor. Kat etmek. Bu aralar çok popüler. Haberin olsun. Kat etmek bitişik yazılıyor. Sizinle hayli yol kat ettim dediğinde kat ettim bitişik yazılıyor sevgili arkadaşım. Dikkat et. Çok önemli çünkü. Tamam, sakın böyle ses olayı yok ya ayrı falan yazılmıyor, sakın. Bu çok önemli bir kelimedir. Yine çok önemli bir kelime söylüyorum. Vaat etmek. Vaat etmek. Bak dikkat et. Tek A ve D. Vaat etmek. Vaat etmek. Bana iyi bir gelecek vaat ediyor. Bana iyi bir gelecek vaat ediyor. Ya da bunları bana vaat etti. Dikkat et yazımına. Bak bu yazım kuralları da soruluyor. Hadi bir daha. Gasp etmek, darp etmek, kat etmek çok önemli. Vaat etmek bak çok önemli. Çok önemli. Sonra mahvolmak. Bak. Mahvolmak. Mahvol. Vay vay. Vah vah. Bak. Vah vah. Vay vay. Vah vah. Vah vah senin haline. Mahvoldum. Vah vah. Bak vah vah diyorum. Oraya sakın başka bir harf getirme. Sen onu biliyorsun ne getirdiğini. Ben tahmin ediyorum. Sakın bak o değil. Vah vah. Oradan aklına gelsin. Mahvolmak. Ya da mahvetmek. Mahvolmak, mahvetmek. Defol. Defol. Defolmak. Hocam defle ol ya. Def diye bir şey mi var ya? Öyle bir kelime yok ki zaten Türkçe'de. Yabancı kelime zaten. Defolmak. Öyle kelime hani ses olayı olmuş mu bakma. Defolmak bitişik. Tamam mı? Def etmek mesela. Onun başından def ettim diyorum. Etrafımdan defolun. Bak. Bitişik. Defolmak, def ettim, def edilmiş. Mesela işte fabrikadan def edildi. Def edildi. Def etmek, def edilmek, defolmak. Seni bu işten men edelim diyor. Men etmek. Bakın dikkat edin. Seni bu işten men ederim. Men ederim. Men etmek. Bu işten men edildi. Men etmek. Men etmek, men edilmek. Bunlar bitişik yazılıyor. Çok önemli. Yazım kurallarında soruyorlar. Çok önemli. Gasp etmek, darp etmek, kat etmek. Sizinle hayli yol kat ettim. Bak yazılışına. Tamam mı? Her geçen gün bir şeyler kat ediyor. Kat ediyor, kat ettim. Bak bitişik. Vaat etmek. Bana bir gelecek vaat ediyor. Vaat etti. Mahvolmak. Vah vah. Mahvolmak. Mahvetmek. Dikkat et. V yazacağım. Bitişik. Defol. Bitişik. Men etmek. Men edilmek. Bitişik. İsminizi bana bahşeder misiniz? Bak. Bahşeder misiniz? Bahşetmek. Bitişik. Bahşetmek. Bitişik. Derc etmek. Almak, toplamak. Derc etmek. Tamam mı? Arapça derç. Hatta yumuşama var orada. Hal etmek. Bakın. Halletmek değil. Tek L ile yazıyorum. Halletmek. Halletmek padişahın tahttan indirmektir. Halletmek. Cem etmek. Cem etmek. Bir araya gelmek. Hani cemaat bir araya geliyor. Cem etmek. Cem etmek bitişik yazılıyor sevgili arkadaşım. Tamam? Bunlar çok önemli. Bunlar arkadaşlar yazım kuralları için çok çok önemli. Dikkat edeceksiniz. Tamam mı? Sonra bir saniye
Birleşik fiillerin yazımıyla alakalı olarak hemen size bir şey söyleyeceğim. Ha, bak şimdi. Direkt sana denemem üzerinden gösteriyorum şu an. Burayı aldıysam hemen silerim. Ekran görüntüsü aldıysanız hemen siliyorum. Sevgili arkadaşlar, deneme sınavında sorulan hemen soruyu sıcağı sıcağına yapalım. Bakın. Hemen sıcağı sıcağına. Şimdi diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiillerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? Tamam mı? Onun bu sorunla baş edecek gücü olmadığını biliyorum. Baş etmek. Baş etmek. Aynı yazılacak. Tamam mı? Baş etmek. Sonra bilimin uygulamada başarılar sağlayışı insanoğluna pek çok şey var. Pek çok en pek çok daha ayrı yazılır. En pek çok daha ayrı yazılır. Pek çok şey zaten daima ayrı. Pek çok şey vaat ediyor. Doğru. Vaat ediyor böyle yazılır. Vaat ediyor. Doğru. Yaşadıklarıma sabır mı edeceğim? Bak. Şöyle yazmış. Sabır mı edeceğim? Aa hocam biz sabretmeyi böyle yazıyoruz. Ama sabretmek dememiş. O araya mı getirmiş? Başka nasıl yazabilirdi ki araya mı getirecekse? Araya hocam mı gelebilir mi? Gelebiliyor. Araya mı gelince de düşün falan olamıyor sevgili arkadaşım. Sabır mı edeceğim? Bak yazabiliyorsun. Yemeği sana zehir mi ettik? Zehrettik mi? Normalde, normalde zehretmek böyle yazılır. Zehretmek, zehir etmek, düşmeyi vardır. Ama araya mı'yı sokarsan nasıl yazacağım? Zehir mi ettiler? Zehir mi etti? Böyle yazacağım. Başka nasıl yazabilirim? Yani şu yanlış bir ifade değil arkadaşım. Almış bunu. Tamam mı? Dikkat et. Sonra pazarlamacı olarak çalıştığım dönemde kat ettiğim yolun bak ama nasıl yazmış kat ettiğimi? Kat ettiğim demiş. İşte bu yanlış. Kat etmek böyle yazılmaz. Kat etmek nasıl yazılır arkadaşım? Kat etmek bitişik yazılır. Tamam mı? Yani kat ettiğim bu şekilde yazmam gerekirdi. Kat etmek. Sonra başka bir de ne vermiş? Ha, sesimi duyabilir misin demiş. Onu da ebilmek. Onu birazdan birleşik fiillerde, kurallı birleşik fiillerde söyleyeceğim. Evet sevgili arkadaşlar, yardımcı eylemle oluşan birleşik fiiller işte bunlardı. Her şeyimi söyledim. Hiç böyle eksik bir şey kalmadı. Bir sonrakinde de neyi anlatacağım şimdi biliyor musun? Almanca, acayip, kurallı birleşik fiilleri, özel birleşik fiilleri anlatacağım.